gelebilir. Sıradaki... Aa, inanmıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ay, Emre Bey değil mi? Evet. Emre Bey. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş. Ay, tanıyorum ben sizi. Güldür Güldür'den. Nasılsınız? Ha, iyiyim Güldür Güldür'den. Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Ay, şükredecek kadar iyi olduğunuza göre niye geldiniz buraya? Ha, öyle de ben yani sohbet ediyoruz zannetmiştim. Ay canım, sohbet de ederiz. Ali Sunal ne yapıyor? Ha? Ne yapıyor? Ali Sunal ne yapıyor? Ay, selam söyleyin. Aleyküm selam ben. Çok selam söyleyin. Hala açıp açıp izlerim Vizontele'yi. Ne güzel. Ya. Tamam, ben iletirim Ali Bey'e. Tamam. Evet. Anlatın bakalım, nedir şikayetiniz? Yani hayat gailesi mi, hayat koşturması mı yordu? Ya tam öyle değil aslında. Peki gelecek kaygısı mı, yani maddi sıkıntılar mı? Yok yok, çok şükür çok güzel bir hayatım var, öyle bir şey de değil. Peki ailesel böyle sağlıkla ilgili problemler mi? Yok be, herkes Türk gibi. Maşallah. Rahat mı battı o zaman? Pardon. Yani iyisiniz maşallah çok şükür anlamında. İyiyim de benim problemim daha çok böyle kararsızlık. Ha, bu arada bir şey içer misiniz? Söyle. İçerim. Tabii. Ya da içmem ya. Ha, tamam. İçeyim mi ya da? İşte gördünüz mü, bundan oluyor. İşte kararsızlık yani. Ya öyle bir şey yaptım ki insanların suratına bakamıyorum. Ya öyle bir şey yaptım ki geceleri uyuyamıyorum ya. Ne yapmış olabilirsiniz Emre Bey? Bıyık bıraktım. Vallahi ilk başta çok iyiydi. Erkek kuaföründen bir çıktım, benim özgüven tamam. Serenay Sarıkaya aradı, tak reddettim, devam ediyorum. Ama sonrasında böyle bir düşündüm, acaba yakıştı mı, yakışmadı mı? Bilmiyorum yani. Bu mu lan derdin? Ne, sizce yakışmamış mı? Yani yakışmış bence. İşte problem bu, gördünüz mü? Kimisi yakıştı diyor, kimisi yakışmadı diyor. Ya yüzlerce mesaj alıyorum. Bir sürü böyle hayranlarımız var, şeyimiz var. Bir sürü mesaj gönderiyorlar. Ya beni Burak Özçivit'e benzeten de var. O küçükken hepimizin mutfağında olan şişko bıyıklı tuzluğa benzeten de var. Ben de diyorum kime benzetiyorum ya. Burak Özçivit'e mi? Yok, tuzluk. Peki tamam. Siz yardımcı olacak mısınız bana? Tamam, olacağım. Tabii ki olacağım. Anladım yani... Ya siz biraz küçümsüyor gibisiniz. İşte bak, anlamıyorsunuz ya. Hayır. Anlamıyorsunuz. Tabii. Kadınlar bıyık bırakamadığı için anlamıyor. Peki sen doğum sancısı nedir bilir misin? Ne alaka lan? Yani kadın erkek kıyasında hep bu denir ya. Ya tamam, ne olur bana yardımcı olun ya. Tamam, tamam. Düşündüğümden daha da vahim mevzu. O yüzden şöyle uzanın. Buraya mı? Böyle... Banu Alkan gibi mi uzanacağım? Ay, Banu Alkan da ne tatlı komedyendi. Hamdi Alkan lan o. Hamdi Alkan erkek kuaförü değil mi ya? Allah aşkına ne olur, hadi uzanalım. Neyse tamam, siz uzanın. Gözlerinizi kapatın. Kapatıyorum gözlerimi. Böyle kendinizi güzel bir kumsalda hayal edin. Aa. Derin derin nefes alın, verin. Böyle güneş size tepeden vuruyor. Dalgaların sesleri hışır hışır. Issız bir adadasınız Emre Bey. Kimi görüyorsunuz karşınızda? Acun. İyi tamam, Acun gelsin. Acun Bey, neden burada olduğunuzu biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Birazdan öğrenirsiniz. Evet, Acun geldi. Şu an Acun burada mı? Burada, burada. Yani ben kimi söylersem gelecek mi? Herkes gelir. O zaman ben Beşiktaş'a şöyle sağlam bir stoper istiyorum. Ha? Yani Emre Bey o kadar da değil yani. Şimdi 5 hakkınız var, 4 hakkınız kaldı. Tamam. Fikirlerini önemsediğiniz insanları düşünün. Onları çağırın buraya. Başka kimler var? Fikirlerini önemsediğim... Annem gelebilir. Evet. Babam gelebilir. Evet, anne baba gelsin. Geldiler. Babanız maşallah saçları çok iyi olmuş. Kim olsa başka? Başka? Bu hayattaki en yakın dostum Samet gelebilir. Samet gelsin. Kankam gelsin sonuçta. Kankası. Kankası. Kanki. Çok güzel. Bir kişi kaldı Emre Bey. Son bir kişi de kim olsa lan? Acaba Hadise'yi mi çağırsam ya? O da çok güzel ama fikirlerini önemsemiyorum. Ne yapsak acaba? O zaman dedim ya, yüzlerce mesaj geliyor. Bir tane Emre Aslan fanı gelsin. Fan gelsin. Fan da geldi. Geldi mi? Tüm fanlığıyla geldi. Evet Emre Bey.
Herkes hazır. Şimdi yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Yavaşça dedim be, hemen açın. Kanka. Oha kanka. Acun var, mal bana niye şaşırıyorsun? İnanmıyorum, çok heyecanlı. Evet Emre Bey. Şimdi herkesle tek tek konuşup sonra eleme yapacaksınız. Neden eleyeceğiz? Emre Bey, yani en sonda kimin fikirlerine daha önem veriyorsanız o kişi kalacak. Ve o kişi de size yardımcı olacak. Bir kişiyi seçeceksiniz. O zaman tamam. Buyurun. Başlıyoruz, herkesle konuşalım. O zaman ben, söyle soruyorum ben. Bıyığım sizce nasıl olmuş? Kesmeli miyim, kesmemeli miyim? İstiyorsan Instagram'dan bir anket açayım, hemen 2 dakika bakalım. Instagram'dan. Abi, ne alakası var? Yok mu ya? Anket açalım bakalım. Ya arkadaşlar, sessiz. Lütfen. Emre Bey, isterseniz sırayla gidin. Sırayla mı? Sırayla gidin, bilinçaltı şey olabilir. O zaman hadi annem, senle başlayayım. Annem, nasılsın, iyi misin? İyiyim annem, maşallahsın. Aynı bana benziyor, maşallah. Sağ ol anne. Bıyığı keseyim mi sence, nasıl? Sen nasıl istiyorsan anne? He, bıyıklı iyi olmuş mu yani? Çok yakışıklısın anne, maşallah. Aynı bana benziyor. Anne, bıyıklı sana niye benzeyeyim ben ya? Allah Allah. Maşallah, tamam be, kesmeyeyim mi ben? Öyle mi yapalım? Kesme sen de olur anne. Keseyim o zaman. Kes, sen de çok yakışıklısın anne. Tamam annem, sen dur bekle maşallah biraz. Maşallah benim kara kuzuma. Sağ ol anneciğim, sağ ol. Oğlum çok şey yap. Babam, bıyık bıraktım. Sence nasıl olmuş? Çok kötü olmuş. Kessem, kesmeyeyim mi? Keseyim ben mi? Ben hiç beğenmedim. Kessem nasıl olur? Daha kötü olur. Sen böyle komple sakallı bıyıklı mı diyorsun? Bence komple sakalı bıyığı kes. Kafayı da gazıt. Madem tam benzeyeceksin, tam benze bari. Neye benzeyim ya? Götüme. Vallahi Ergün abim yapıştırıyor ya. Hak ettin ama, hak ettin. Tamam Emre Bey, üzülmeyin ama yani babanız için ayrı bir seansa gelin, bunu bir konuşalım. Tamam ben bir şey yapmam ya. Kötüme benzeyecek. Tamam baba, kendi aranızda konuş. Kanka ayıp ediyorsun ha. İyi hadi. Tamam, dur ya. Acun abi. Önce sebebin, sonra kararın. Hep öyle yapıyorsun ya. Önce sebep. Emre ne oldu ya abi sana? Ne oldu ya abi? Hayırdır, ne bu hareketler? İki skeçten faydalanmıyorsun. Ama abi öyle şey olur. 3 skeçten faydalanmıyorsun. Allah Allah. Burada patron benim bak. Tamam abi, bir şey soracağım ben. Bıyığım sence nasıl olmuş? Bir fikrini söyle yani. Bana ne nasıl olmuş sana? Ben yorgunum ben. Nereden geldiğimi belli değil benim ya. Çok abicim, fikri ne soruyorum yani? Bıyığımı keseyim mi, kesmeyeyim mi yani? Ya ister kes, ister kes. Aa bak. Bak Ronaldinho da mesaj atmış. Ne demiş, benle ilgili mi? Hayır, Nagihan'la ilgili. Allah Allah. Abi bir şey söylesene. Keseyim mi bıyığımı? İstersen kes. Ama bir alıştım gibi de abi ya. Kesme o zaman. Ama bir ferahlayasım da var abi yani, kessem. Ne olsun istiyorsun abi sen? Ne olsun istiyorsun abi? Ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsun abi sen? Ben anlamadım. Adım... Kaos mu istiyorsun? Sus, kaos mu istiyorsun? Kavga mı istiyorsun? Ne istiyorsunuz abi? Yok abi, bir şey istemiyorum. Bir şey yok ya. Biz... Ama ben bıyığımı seviyorum. Ne istiyorsunuz ya? Çok tepkili. 3 skeçten patlamış. Abi tamam, sen sakin ol yeter ki, tamam. Ne sinirmiş ya? Devam edelim, sıradaki ne? O zaman kime sorsun? Kankam. Kardeşim. Heh, sen oğlum. En yakın arkadaşımsın oğlum sen. Gel böyle. Bıyık sence nasıl olmuş? Oğlum o kadar ünlüsün, bıyığı mıyığı boş ver. Acun bacun ayarla da gıyazlayak. Gıyazlayak ne lan? Tamam, gıyazlarız da sen bıyığa ne diyorsun? Lan bırak bıyığı, spor araba falan çözecek lan. Oğlum tamam çözeriz biz. Bıyığı keseyim mi? Lan sal şu bıyığı oğlum, 2 tane kız ayarla da sap kalmayak lan hadi lan. Allah Allah, tamam sen kanka bekle ya. Nerede bekleyeyim? Tam orada bekle sen. Anlaşamıyoruz çünkü, yok. Benim ne yapayım? Tamam. Devam edelim. Fana geçiyorum, son şey. Güzel kardeşim, beni seviyorsun, bizim programı izliyorsun. Şimdi sana bir sorum var. Bıyığımı keseyim mi sence? Evliya geri dönsün. Ama ben başka bir şey soruyorum. Diyorum ki bıyığımı keseyim mi? Arif abi bir kere sen aidesin. Ama o... Arif abi, Arif nasıl sanayi diyordu lan? Beni sanayiye verin lan diyor. Allah Allah. Ben başka, bak bambaşka bir şey soruyorum. Bıyığım sence nasıl olmuş? Saf abi bir kere Yılmaz Erdoğan'ı taklidi yapsın. Evet. Safa abi yapacak. Tamam. Konuştuk herkesle. Tamam. Ne şimdi yapacağız? Elemeye başlayabilirsiniz. Elemeye başlayacağız. Evet. Nereden başlayacağız ki ya? Annem, baba.
Lan. Anan hele gitsin. Annenle baban hele gitsin. Emre Bey, etkisi altında kalmayın kimse. Değil mi ya? Değil mi? Değil mi? Annem babam etki. Yok öyle bir şey olmaz. Kendiniz eyleyemem. Karar verin. Acun bu sizin Bey'in sınavınız. Acun Bey'i de eleyemem. Dominik'ten gelmiş. Yüzü gözü şiş. Hala. Hadi Emre Bey. Ama şimdi bu kızcağızı da eleyemem. Çok seviyorum ben. Emre abi. Ha canım. Abi. Tamam. Emre. Hadi bakalım. Kankam, ben seni eleyeceğim. Niye? Nasıl niye? Oğlum sabahtan beri bıyık diyorum ya. Lan bıyık mı var bende? Kafayı mı yedin oğlum ya? Lan senin bıyığın da benim bıyığım zaten. He, sendeki bıyık mı? He. Doktor ile gitsin. Doktoru nasıl eğilim? Mal mısın? Tamam sen git kanka. Allah gönder gitsin. Tamam hadi kanka seni eğiliyorum. Hadi git. Ananı gönder gitsin. Ya kardeşim. Kardeşim gider misin? Vallahi. Lan gitmiyor bu ya. Nasıl bilinçaltı bu? Tamam ben gidiyorum. Hadi git hadi. Hadi git tamam. Ama doktor benimle gelsin bari. Baba! Ya, şey, yok bu iyice pisleşti bu. Tamam kusura bakmayın. Kolay gelsin. Ne oldu? Babanı gönder gitsin. Ya defol git oğlum. Allah gitsin ya. Emre abi görüşürüz. İyi görüşürüz. Evet. Tamam. Eledim. İlkini eledim. Süper. Çok iyi gidiyorsunuz. Devam edin. Şimdi kime elesem ya? Kime elesem? Şimdi annesi çok... Ne yapsak ki ya? Kime eleyeyim? Acun'u eleyemem. Anne, baba. Ne? Sen, ne diyorsun? Ne diyorum? He? Beni mi eleyeceksin lan? Elemeyeyim mi? Emin misin oğlum? Onu mu eleyeyim? Hayır. Tamam o zaman kardeşim şimdi annem, babam, diğeri de Acun yani. Seni yani eliyorum ben. İnanmıyorum Emre abi. Sana inanmıyorum. Sana yazıklar olsun. Şey... Kes! Bıyığı mı kesin? Hayır. Ben şimdi Emre'nin gamzeleri hesabını Hacı'nın göbeği diye değiştirmiyorum. Ah. Hacı'nın göbeği diye hesap var. O göbeğe bir tane hesap yeter mi sence? Yetmez doğru. Şimdi Yasin'in kıvırcıkları yap Yasin'in kıvırcıkları. Hayır onu sevmiyorum. Ayşegül'ün tokadı yapacak. Oh! Hiç üzülmeyin devam edin. Şiddet çok iyi falan başladı. Nasıl bir bilinçaltın var ya? Of üç kişi kaldı çok zor ya. Yaparsın annem ben sana güveniyorum maşallah aynı be. Ya hanım şunu şımartıyorsun ya. Bu yaşında biberonla süt emiyor hala ya. Aa, Emre Bey siz biberonla süt mi emiyorsunuz? Şişe tercihi diyelim. Başka onun ağzı şey olduğu için biz yapamam. Buna da bir sonraki seans bakalım. Tamam. Lütfen geleyim. Bakın bakın tabii. Bakın para lazım ya size. Ya geliyorsun bir de utanmadan burada bunları anlatıyorsun ya. Oğlum dolandırıcı lan bu kadın. Aa. Her şeye para kesiyor bunlar ya. Ayıp ama yani ayıp Emre Bey. Doktor hanım gerçekten babamı getirdiğim için çok özür dilerim sizden. Ben de insanlık adına senin dünyaya gelmene vesile olduğum için bütün insanlardan özür diliyorum. Oldu mu? Baba git ya. Giderim lan. En de sonunda döneceğim, dolaşacağım, eve geleceksin sen. Git saçın da iğrenç olmuşsun. Ay Emre Bey. Kanka, takas babayla takas. Ya, ya kanka git şuradan manyak mısın nesin ya? Hadi çıkar lan. Ya hadi hadi yürü. Ya. Allah Allah çok zorlaşıyor ama şu an son iki. Evet. Şimdi annemi eleyemem. Anadır neticede. Yani. Ama Acun'u da eleyemem. 60 yaşına kadar panorama sunabilirim. Ne yapsam? Doğru bir karar biliyorum. Şöyle bir şey yapalım. Annenle ben düelloya çıkalım ikinci. Acun abi bu nasıl bir cümle ya? İki tane çubuk ver bize. Birbirimize vuralım hangimiz düşerse. Hayır hayır abi saçma sapan konuşma. Annenle ben ıssız bir adada kalalım bakalım hangi. Ya o. Sakin ol abi sen ne istiyorsun ya ne istiyorsun? Ne oluyor abi sana? Ne oluyor abi? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz abisi? Bıyık mı problem? Kaos mu? Bıyık mı? Ne istiyorsunuz? Beş sik yaşına faydalanmıyorsun. Abi ama. Konuşma. Abi. Gözünüz. Ya. Annem sona kaldın kazandın canım annem ya. Sağ ol oğlum. Güzel annem. Maşallah oğlum. Şimdi annem. Annem. Heh annem. 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 Susmuyor ya. Tamam ben diyorum ki hadi artık bana bir şey söyle. Ben şimdi bıyığımı keseyim mi kesmeyeyim mi? Sen nasıl istersen sen iki türlü de çok yakışıklısın anne. Anneciğim bıyıklı iyi miyim? Çok iyisin. Bıyıksız? Çok iyisin. Anne ben diyorum ki biraz kas yapayım. Heh. Her yerimi dövme kaplatayım. Saçı da platin sarıya boyayayım. Çok güzel olur annem. Ben Icardi oldum buna da okey. Oğlum sen o kadar gol atamazsın. Icardi olmak kolay mı lan? Anne çık dışarı gözünü seveyim ya. Canım annem ya burada Icardi diyor. Allah'ım ne yapacağız ya? Ben doktor hanım. Yok ben Elvan hanım ben başaramıyorum. Başaramadım. Aslında çok şey başardınız Emre Bey. Bakın buradan şunu çıkaracağız. Hayata bir kere geliyorsunuz. Az önce hiç kimsenin fikrini önemsemediniz. Bundan sonra kendi sesini dinleyeceksin. Kalbinin sesi ne diyorsa onu yapacaksın.
Kimseyi önemsemeyeceksin. İnsanlar konuşur. Şimdi çok doğru ya. Çok haklısınız. Harbiden ya. İnsanlar konuşur. Ben niye takıyorum ki? Ben küpede takarım, dövmede yaptırırım, göbeğimi de deldiririm. Onu yapmayın da. He. Yakışmaz mı? Doğru ya. Çok teşekkür ederim. Vallahi özgüvenim arttı Elvan Hanım. Çok, çok sağ olun. Ne istiyorsanız o zaman şimdi ben ne yapsam ki ben? Bu bıyık... Şimdi ben bu bıyığı keseyim mi, kesmeyeyim mi? Gel ben... Serge. Ondan... Gel gel. Otur şöyle. Emin olamam. Gel oluyor? Gel. Otur sen. Otur. Ne oldu? Serap. Aa! Aa! Ha? Ha? Şimdi hem bıyığın var hem bıyığın yok. Bu arada babanız haklıymış, göçüne benzediniz. Bir saniye ya. Elvan Hanım, siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Ana, böyle bıyıklıyım. Böyle... Peki böyle bıyıklı güzel diyenler? Böyle bıyıksız güzel diyenler? Ay, yürü git. Yürü git şuradan. Ne? Bıyığına tükürdüğüm seni bıyığına bırakacağız buradan. Yürü git, bir daha gelme buraya. Manyak. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Skecimizin yazarı yarım bıyığıyla Emre Aslan, alkışlarınızla. Bravo Emre. Emre, bir bıyıklı çal, bir bıyıksız. Müthiş. Sen niye bununla çıktın lan? Emre Aslan fanıyım şu anda. Ya. Emre, bir şey diyeceğim. Hiç kötü durmuyor biliyor musun? Oğlum bak, yeni bir şeye başlamayalım sonra. Bambaşka bir şey olabilir. Hiç yani. Hiç fena değiliz. Gerçekten mi? Gerçekten. Bir şey soracağım. İnsanlar saçının şurasını kazıttığında bundan 10 sene önce... sen deli misin derlerdi. Hani değil mi? Yapmazdı evet. Kimse öyle bir şey. Ama evet. Yaptı ve alışıldı. Neden buna da alı... Aa, yok yok, şaka. Ama bir şey soracağım. Biraz daha konuşsan ikna olacaktım. Ama öyle değil mi? Ama birisi yapsın... Bak çok ciddi söylüyorum. David Beckham şunu yapsın. Çok ciddi söylüyorum. Ondan sonra görün. Evet. Niye? Mesela bir şey söyleyeceğim. Böyle gezilmez o, manyak mısın? Ben de ciddi ciddi soracaktım ya. Emre'ye bıyıklı daha çok yakışmış diyenler. Bıyık. Hayır, bıyığa gerek yok. Yaşının adamı ol. Gencecik, yakışıklı adamsın. Kes diyenler. Harika. Çok güzel hareketler sakal ve bıyıklarıyla, alkışlarınızla devam ediyor efendim.